Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bir takım hadiseler oldu ümmeti arasında. Yani bu işte tabi'in döneminden. Tebe-i Tabi'in dönemlerinden filan, daha sonraki dönemlerde de hatta tarihi değiştirebilecek, tarihin seyrini değiştirebilecek hadiseler oldu. Bunların birçoğunda da böyle üzücü hadiseler yaşandı. Şimdi Peygamber Efendimiz'in kendisine bunları acaba Allah-u Teala bildirmiş miydi? Yoksa bilmiyor muydu, haberi yok muydu? Yani haberdardı da niye bildirmedi o zaman, niye tedbir alınmadı? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben bilmem, Rabbim bildirirse bilirim. Peki, kitaplarda var mesela. Bitr-i Maune faciası anlatılıyor kitaplarda. Mesela orada bir kabile geldi, dediler ki bize muallim gönder. Peygamber Efendimiz de Eshab-ı Suffa. Yani o mescidin şeyinde böyle gölgelikler yapılmış. Orada yatıp kalkıyorlar. Fakir, garip kimseler. Bunlar Peygamber Efendimiz dinliyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Ama ilim ehli insan. İlim ehli. İlim ehli. Onlardan 70 kişiyi seçti. Ama Levh-ül Mahfız'a da baktı. Allah-u Teala da göstermedi. Cebrail Aleyhisselam da gönderip bunların başına böyle bir şey gelecek diye bildirmedi. Bir hadise görünmedi yani. Evet, bir hadiseyi göremedi. Rahatlıkla gönderdi. Ta ki o 70'i de şehit oluncaya kadar. Onun için Hazreti Ayşe Validemiz soruyor. Uhud'dan daha çok sizi üzen bir hadise oldu mu? Uhud'da amcası Hazreti Hamza'yı da kaybetmişti. 70'ten fazla Müslüman orada şehit olmuştu. Daha, buradan daha çok sizi üzen bir hadise oldu mu? Bir irmavune buyuruyorlar. Niye? Çünkü bunlar gayet böyle hani herhangi bir başlarına gelecek bir şey duyulmadı, görülmedi, hile hurda hissetmedi. Rahatlıkla gönderdi. Silahsızdı bunlar. Ama tuzak kurdular, 70'inde şehit ettiler. Şehit edildikten sonra haberdar etti Cenab-ı Hak. Şimdi kitaplarda anlatılıyor. Peki Allah-u Teala daha önce gösterseydi elini kaldıracaktı bunu. Dua edin. Bunları muhafaza et. Allah-u Teala'da vaadi var. İstemenden vereyim diye. İstemenden vereyim. Mesela böyle hadiseleri kapatıyor. Peki, şimdi gelelim sizin sorduğunuz soruya. Madem ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e iste, benden talep et, ben kabul edeyim. Her konudan böyle, hayır. Değil. Mesela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer gönderdiği peygamberlere yapmadığı, ihsan etmediği bir şeyi Muhammed Aleyhisselam'a yaptı. Neydi o? Miraç gecesi bu dünyadan çıkartıldı. Cenneti de cehennemi de baş gözüyle gördü. Ve orada ezelden ebede, dünyanın başından sonuna kadar, zaman yok buyuruyor. Ezelden ebede olacak hadiselerin hepsini gördü. Nitekim Uhud Harbi'nde amcasını şehit eden Hazreti Vahşi için niye beddua etmiyorsunuz dedi. Ben onu Miraç gecesi cennete girerken amcamla beraber gördüm buyurdu. Gördüm buyurdu. Ve ezelden ebede olacakların hepsini gösterdi Cenab-ı Hak. Baktı, ha, bu Allah-u Teala'nın takdiri böyle. Onun için talep etmedi bazı şeyleri. Bu böyle, ya Rabbi bunları değiştir diye Cenab-ı Hak'tan bir talebi olmadı. Şimdi fitneler konusunu soruyorsunuz. Bu konuyu Eshab-ı Kiram'dan bizzat kendisine bizzat sormuş. Hatta Eşi'atü'l-Lemiat kitabında, fitne kısmında Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh bir gün Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki, olan hadiseyi naklediyor kendisi. Resulullah Efendimiz'e ileride hasıl olacak fitnelerden sordum. Çünkü buyuruyor bu zat, bunların şerrine yakalanmaktan korkuyordum. Zararlı şeyden sakınmak, faydalı şeye kavuşmaktan daha mühimdir. Fitne, insanlar arasında karışıklık, dövüş demektir. Haram işlemenin yayılması fitne ise de bunu sormaya lüzum yoktur. Çünkü haramlar bellidir. Ve diyor ki, ya Resulallah, biz Müslüman olmadan önce kötü kimselerdik. Allah-u Teala senin şerefli vücudunla İslam nimetini, iyilikleri bizlere ihsan etti.
bu saadet günlerinden sonra yine kötü zaman gelecek mi diye sordum kendisine. Resulullah Efendimiz evet gelecek buyurdu. Gelecek buyurdu. Bunun üzerine peki bu kötü şerden sonra hayırlı günler yine gelir mi diye sordum. Evet gelir. Fakat o zaman bulanık olur buyurdu. Bulanık olur. Yani bu zamanda iyilik kötülük de karışık olur. Kalpler ilk zamanlarda olduğu gibi saf, tertemiz olmaz. İtikatların sahih, amellerin salih ve idarecilerin adaletleri birinci asırdaki gibi olmaz. Kötülükler, bidatlar her tarafa yayılır. İyiler arasına kötüler, sünnetler arasına bidatlar karışır demek şu bulanıktan maksat. Ama ben diyor sordum. Bulanıklık ne demek diye Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz, benim sünnetime uymayan ve benim yolumu tutmayan kimselerdir. İbadet de yaparlar, günah da işlerler buyurdu. Hayır da yaparlar, şer de yaparlar. Bidat işlerler. Bu hayırlı zamandan sonra yine şer olur mu diye sordum kendilerine. Evet, cehennemin kapılarına çağıranlar olacaktır. Onları dinleyenleri cehenneme atacaklardır buyurdu. Ya Resulallah, onlar nasıl kimselerdir dedim. Cehenneme çağırıyor. Onlar nasıl kimselerdir diye sordum. Onlar da bizim gibi insandırlar. Bizim gibi konuşurlar buyurdu. Yani Arapça konuşurlar. Ayet ve hadis okuyarak vaaz ve nasihat ederler. Fakat kalplerinde hayır ve iyilik yoktur. Öyle kimseler de gelecek buyuruyor. Din adamı yani bunlar. Efendim din adamı tabii. Din adamı. Peki onların zamanlarına yetişirsek ne yapmamızı emredersiniz diye arz ettim kendilerine diyor. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh. Müslümanların cemaatine ve onların devletine tabi ol buyurdu. Müslüman cemaati ve Müslüman devlet yoksa ne yapayım dedim. Yani ne kadar sormuş. İyi ki sormuş. Bir kenara çekil. Aralarına hiç karışma. Ölünceye kadar yalnız yaşa buyurdu. Bir hadis-i şerifte de benden sonra öyle hükümetler, devletler olur ki benim yolumdan ayrılırlar. Kalpleri şeytan yuvasıdır. Bunlara da itaat ediniz. Karşı gelmeyiniz. Sizi dövse de, mallarınızı alsa da karşı gelmeyiniz. Niye? Karşı gelince adam ordusu varsa, bilmem nesi varsa zulmedecektir. Yani zalim olan, malınıza canınıza saldıran devlete de isyan etmeyiniz. Fitne çıkarmayınız. Sabredip ibadetinizle meşgul olunuz. Şehir içinde fitneden kurtulamazsanız ormana sığınınız. Fitnecilere karışmamak için ormana gidip ot yaprak yemek zorunda kalırsanız ormanda kalınız da fitnecilere karışmayınız. Ve Resulullah Efendimiz iyi dinleyin ve bana itaat edin buyurdu. Bu son emir devlete karşı gelmemek, fitne çıkarmamak için çok dikkatli olunuz demektir. Eşiatül Lemaat kitabında yazıyor bunlar. Öyle bildiriliyor. Dolayısıyla bu hadis-i şeriflerden ve İslam alimlerinin açıklamalarından anlaşılıyor ki din adamları devlete şekil vermek, kanun yapmak işlerine karışmaz, siyasette uğraşmaz, politikacılara alet olmaz, şu veya bu devlet şeklinin savunuculuğunu yapmaz. Ehl-i sünnet alimleri bu yasağı titizde uyuşlar, din adamlarının siyasete karışmasının yakıcı ateşi tutmak gibi olduğunu bildirmişlerdir. Şimdi tabii bunu naklettik de, peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiği halde niye talep etmedi? Bunlar olacak buyuruyor. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh hazretleri her şeyi sormuş. Her şeyi sormuş. Ya Rabbi bu karanlık günler olmasın. Ümmetimin hepsi salihlerden olsun. Hepsi cennetlik olsun diye dua edemez miydi? Aralarında fitne fesat olmasın. Diyemez miydi? Ama baktı. Allah-u Teala murad öyle değil. Çünkü burası imtihan yeridir. Bunların hepsi vuku bulacak. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 70'i sapıttı buyuruyor. Nasara, Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Biri doğru yolda kaldı, 71'i sapıttı. Benim ümmetim de buyuruyor. 73 fırkaya ayrılacak. Ayrıldı. Biri doğru yolda kalacak. Ona fırkayı naci, ehl-i sünnet ve cemaat denir buyuruyor. Diğerleri bu yanlış itikadı sebebiyle de cehenneme gidecektir buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkça buyuruyor. Elini açardı. Ya Rabbi, yani benim ümmetim 73 fırkaya ayrılmasın diye dua edebilirdi. Etmedi. Niye? Allah-u Teala muradı böyle. Çünkü insanların önüne doğru konacak, yanlışlar olacak. İnsan birisini tercih edecek. Tercih ettiğinin neticesine kavuşacak. Cenab-ı Hak böyle murad etmiştir. İnsanın kendi iradesine, kendi aklına bırakmıştır. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin başına gelecek olan ayrılıkları,
Fitnelerin hepsini biliyordu. Ama bir de Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiri vardı. O takdire baktı, talep etmedi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul, bir iyilik yapınca 10 sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleğe bekle der. O da 6 saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse, hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse, tek bir günah yazar. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette çıkar zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Yunus der neylere, cihanı sensiz. Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana inanmayan gider imansız. Adı güzel kendi, güzel Muhammed Ahmet. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Ya Resulallah, Allah, ya Habiballah, Allah, ya Şefiallah, Allah, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur.
Bu kadına, bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radi'in mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbelî de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anasıyla evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez. İbrahim-i Havvas. İsmi İbrahim, lakabı hurma yaprağından zembil örücü manasına gelen Havvas'tır bu büyük evliyanın. Talebe hocasıyla ölçülür. Şaşmaz bir mihenk taşıdır ki manevi alemde bu sözün ona yüklediği şeref elbette ki hocasının Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi bir büyük olmasıdır. Böylesi bir büyüğün yanında ilim, edep, muhabbet deryalar misali gönlüne devşirilir İbrahim Havvas'ın. Bir kor düşer içine. Konuştuğu hikmet olur. Akıllar alır başlardan, mest eder, hayran bırakır. Bakışları hep ibret bakışlarıdır kainata. Ve bu nazarların isabet ettiği nasipli kalplerden siler atar günah kirini, dünya, mal, makam sevdasını. Uzaklardan imdad isteyenlerin sesini aylık mesafelerden duyurur ona Cenab-ı Hak. Öyle ki bir gün haç için yola çıktığında ayakları ters istikamete götürür, dinlemez onu. İstanbul gidilecek menzildir diyen gönlüne uyar ve İstanbul'a gelince bir kalabalık görür. Kalabalıktan Rum Kayser'in kızının delirmiş olduğu haberini alır ve zaman kaybetmeden Kayser'in kızının bulunduğu odaya girer. Delirmiş denilen kız onu görür görmez hoş geldin der ey İbrahim Havvas. İbrahim Havvas Hazretleri delirmiş denilen kızın deliler ve nasipsizler sürüsü içinde aşk-ı ilahiye tutulmuş biri olduğunu anlar. Bundan sonra sadece ikisinin anlayacağı ve aslında iki sevilmiş olanın akılları durduran güzellikteki muhabbetlerine döner konuşmalar. İbrahim Havvas Hazretleri böylesine küfr diyarında Cenab-ı Hakk'a aşık olan bu büyük nasipliğe büyük bir hayranlık ve merhametle sorar. Nereden tanıdın beni? Nereden tanıdın beni? Kızın cevabı Allahü Teala'nın kereminin büyüklüğünün ifşasından başka bir şey değildir. Velev ki bir Hristiyan Kayser'in kızı bile olsa. Kız der ki canımı cananıma, Rabbime teslim etmeden ondan bir dostunu göndermesini niyaz ettim de bana buyuruldu ki yarın İbrahim Havvas dostum sana gönderilir. İşte sen geldin. İbrahim Havvas Hazretleri delirmiş denilip türlü işkencelere uğratılan bu kızcağıza
hastalığın nedir?" diye sorar. Alacağı cevabın hangi hikmet sırlarıyla süslü olacağını merak eder bir tarzda sorulan bu soruya, kız muazzam bir cevap verir. Bir gece gökyüzüne, Yaradan'ın kudretinin büyüklüğünü düşünerek, tefekkür nazarıyla bakıyorken, her şeyi yaratan beni aşkıyla yaktı. Kalbime "La ilahe illallah" kelimesini koydu. Kalbimdeki dilime geldi, söyledim. Bu yüzden bana deli diyorlar. İbrahim Havvas Hazretleri, cevabın ihtişamıyla geçerken kendinden, "Gel seni bizim diyarlara götürelim," der. Kız, "Sizin diyarda ne vardır?" deyince, İbrahim Havvas Hazretleri, "Mekke, Medine, Beytül Mukaddes vardır," der. Kızın cevabı, bir kerametin açığa çıkmasıdır. Der ki kız, "Ey İbrahim Havvas, sağ tarafına bak." İbrahim Havvas Hazretleri sağ tarafına bakınca, Mekke'yi, Medine'yi ve Beytül Mukaddes'i görür. Bir ara kızın yüzüne tarifsiz bir sevinç ve saadet ifadesi oturur. Evet, bu hal artık Allahü Teala'ya kavuşma vaktinin geldiğinin müjdesidir. Kız mecalsiz bir şekilde bunu döker kelimelere. Vakit yaklaştı. Arzu ve istek dayanılmaz oldu, der ve hemen akabinde vefat ederek ayrılır bu fani alemden. İbrahim Havvas Hazretleri bu hak aşığı kızcağızın vefatıyla pek bir müteessir olup ayrılır Rum diyarından. İbrahim Havvas Hazretleri büyük bir evliyadır ki pek çoktur kerametleri. İbrahim Havvas Hazretleri bir gün nehrin kenarında oturur ve elinde olmadan hurma liflerinden zembil örüp nehre atar. Kendisinin de çözemediği ve 4 gün süren bu işten sonra bunun hikmetini anlamak üzere nehir boyunu takip eder ve yaşlı bir kadıncağıza rastlar. Kadıncağız ağlamaktadır. İbrahim Havvas Hazretleri sebebini sorunca kadıncağız gelirlerinin olmadığını, nehirden 4 gündür gelen zembilleri satarak geçimlerini sağladığını, bugün zembil gelmediği için ağladığını söyler. Böylece bu işin esrarı ortaya çıkmış olur. İşte Havvas lakabı ona bu zembilleri ördüğü için verilmiştir. Onun kerametleri pek çok ise de en büyük kerameti Allahü Teala'ya kullukta istikamet üzere olmasıdır elbet. 903 yılında Rey Camii'nde vefat eden büyük hak dostu İbrahim Havvas Hazretleri buyurdular ki, "Kalbin ilacı 5'tir. Kur'an-ı Kerim okumak ve Kur'an-ı Kerim'e bakmak, mideyi boş tutmak, gece kalkıp ibadet etmek, seher vaktinde ağlayıp sızlamak ve iyilerle beraber bulunmaktır. Bir Müslüman Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa Allahü Teala da onu o derece aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir. İyi insanların bütün varlığıyla bağlı olduğu muradı, maksadı Allahü Teala olmalıdır. Doğru, sadık kimselerle arkadaş olmalıdır. Açlık iyi insanın gıdası, ibadet ruhunun süsüdür. Esas alim ilmi ile amel edendir." İslam ahlakı. Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına 1 yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde, yani helada abdest alırsanız, çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için, kiramen kâtibin melekleri
abdest bitinceye kadar sevap yazarlar, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken, Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesair azalarına su verdikçe, bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça, küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları, bu aftan müstesnadır. Hak sahibi, ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe, günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah, Tur'a giderken, yolda namaz kılıp, Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam, münacatında mezkûr zatın affı için, Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde, Cenab-ı Hak'tan nida gelip, ''Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır.'' buyurmuştur. Misvak kullanmanın 15 faidesi vardır. 1. Ölürken şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Dişlerin etlerini pekiştirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pâk olur. 14. Fasihül lisan olur. 15. Misvaklı kılınan 2 rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere bugüne kadar seyretmediğiniz şekilde bir program seyrettirmeye çalışacağız. Bundan sonrası da inşallah devam edecek. Güney Kıbrıs'tayız efendim. Lefkoşa'nın Güney Kıbrıs bölgesindeyiz. İnşallah Lefkoşa'daki tarihi eserleri sizlere tanıtmaya çalışacağız. Güney Kıbrıs'ta arkamda gördüğünüz çok enteresan bir tarihi yapı var. Ve bu tarihi yapı 400 senesini doldurmuş. Osmanlı sayesinde yapılmış. Osmanlı yaptırmamış. Diyeceksiniz ki nasıl olur? Şöyle olur. O hikayeyi burada sizlere anlatmak mecburiyetindeyim. Malum Kıbrıs adası Lüzinyanlar döneminden itibaren Kudüs elden çıktıktan sonra Lüzinyanlar Kıbrıs'a naklettiler. Burada Kudüs Krallığı'nın tacını Magos'a da giydiler. Kıbrıs Krallığı'nın tacını da Lefkoşa'da giydiler. Aynı kişi. Ve o sülale devam etti. Bu sülale hakikaten insanların rahat etmesi için enteresan sanatkarane yapılar yapmış. Yani medeni yaşamaya çalışmış bir toplum meydana getirmeye gayret ediyordu. O kendilerine göre bir medeniyetleri vardı. Sonra Bizans İmparatorluğu'nun eline geçti bu topraklar. Ondan sonra kısa bir süre Cenevizlerin eline geçti. Sonra da Venedikler dediler ki, biz bu Akdeniz'in, Karadeniz'in hakimiyiz. Bura bize yakışır. Kıbrıs'ı biz alacağız.
Kıbrıs'ı harple aldılar. Ve o zamana kadar buranın halkı dinine, milliyetine bakılmaksızın kendi aralarında kardeşçe yaşarlardı. Herkes kendi ibadetini yapardı. Mısır'daki Memlükler devletine de Venedikliler zamanında, Venedikler biraz yaramazlık yapıyordu efendim. Yani Rum halka da çok eziyet ettiler, sıkıntı verdiler. Kiliselerine sokmaz ettiler efendim. Evlerinden çoluklarını, çocuklarını, kızlarını alıp götürürlerdi. Ve Kıbrıs halkı kiliselere girip de dua ederlerken, pazar dualarında, ayinlerinde, şu Osmanlılar gelse de bizi şunların zulmünden kurtarsa diye dua ederlerdi. Hakikaten Venedikler buradaki insanlara insan değil, hayvan gözüyle bile bakmıyorlardı. Ve vurdulu kırdılı insanlardı. Kıbrıs'ın neresinden geçerse geçsin, Doğu Akdeniz'de olsun, Batı Akdeniz'de olsun, her tarafta korsanlığın artık kol gezdiği bir düzen kurmuşlardı. Yaşantıları korsanlıklaydı, alın teriyle değil. İnsanları öldürerek, mallarını alarak. Bilhassa Osmanlı'nın hac yolu, deniz yolu daha rahat bir yolculuktu. Kara yolculuğu gibi yorucu değildi. Devlet adamları bu yolu kullanıyorlardı. Buradan Mısır'a gidiyorlar. Mısır'dan da tekrar Cidde yoluyla Mekke-i Mükerreme'ye, oradan da Medine-i Münevvere'ye karayoluyla gidiyorlardı. Veya Osmanlı'nın eşrafından, devlet adamlarından değil de halktan olup da deniz yolunu tercih edenleri limanlardan ikmalini yapa yapa gider, Kudüs'te karaya çıkar, oradan Şam'a gider, Şam'dan çölü Emirül Hac'ın komutasında bir askeri birlikle eşkıyalara, hacıları soydurmadan Mekke-i Mükerreme'ye giderlerdi. Yani her halükarda bu deniz yolunu hacca gidenlerimiz ister Mısır yoluyla olsun, ister Kudüs yoluyla olsun bu denizi kullanırlardı. Bunlar da ormandaki vahşi çıtalar gibi bir yere sinerler. Kıbrıs'ı işte o sinme yerlerinden biriydi Venediklerin. Tabii Osmanlı halkının çok canını yaktığı için birçok devlet başkanı, padişah bunları ikaz ettiler. Bu vurgundan vazgeçin. Bu insanlar ibadete gidiyor. Biz Kudüs'e gidene dokunmuyoruz. Siz de dokunmayın diye. Fakat huyluğundan vazgeçmedi. Dedi ki Venedikler, herhalde Osmanlı artık bir yere gelecek, son noktada Kıbrıs'ı alacaktır. Onun için de 1567'de daha Kıbrıs'taki Osmanlı seferi başlamadan 5 sene önce bu arkamda gördüğünüz kapı Magosa kapıyı yaptırdı. 12 kilometre uzunluğundaki Lefkoşa surlarının 3 kapısı vardı. Girne kapısı, Baf kapısı ve bir de Magosa kapısı. Magosa kapısı diğer kapılara nazaran çok önemli bir müstahkem mevkiydi. Çünkü Lefkoşa'ya gelecek olan istilacılar güneyden Larnaka tarafından gelirdi. Onun için de bu kapıyı müstahkem tuttular. Osmanlı gelirse, Tuzla'dan çıkarsa karaya, ki çıkarma yeri orasıydı, buradan girebilirler diye. İçerisi de kale gibi, içini de sizlere göstereceğiz. Şimdi Venedikliler 1567'de burayı niye muhkem bir şekilde yaptılar, onu da anlatacağım. Şimdi şöyle bir yerimi değiştireyim efendim. Efendim, Osmanlı'da topçuluk Fatih Sultan Mehmet Han zamanında çok iyi bir noktaya geldi. Dünyadaki topçulukta en ileri seviyeyi Osmanlı yakalamıştı. Ve birçok savaşlarda bu topların isabetli atışları herkesin dillerinde dolaşıyordu. Tabii Venedikler düşündüler ki Osmanlı toplarının çapları da büyük, açacakları yara da çok büyük olur. Ona karşı Girne Kalesi'ni tahkim ettiler. Burada da Lefkoşa surlarında surları 4 metre kadar daha yükselttiler. Çepeçevre 12 kilometrelik suru çepeçevre yükselttiler. Bu izleri şimdi burada Güney Kıbrıs'ta da birçok yerlerde, o Çetinkaya Kulübü'nün oralarda, spor kulübünün oralarda surlardaki ilaveleri görmek mümkün. Daha yüksek olsun,
Bir, daha derinlemesine kalınlığı olsun, topları yıkamasın diye. İşte bu Lefkoşa surlarındaki en müstahkem Magosa Kalesi'nin de böyle hakikaten ihtişamlı bir şekilde yapılmasının temelinde bu var. Tabii 1571'e kadar Osmanlı Venediklerin bu zulmüne sulh yoluyla çözüm aradı. Elçiler gönderdi, notalar gönderdi. Zaman zaman da Kıbrıs'a akınlar da yaptılar. Ama Kıbrıs'ı fethedici akın değildi bu. İkaz akınıydı. Yapmayın, böyle komşuluk olmaz. Biz güneyimizden emin olmak istiyoruz diyordu 2. Selim Han. Ama bıçak kemiğe dayanınca da Sokullu Mehmet Paşa'nın bu sene olmasa daha iyi olur diye hafif bir direnmesine rağmen padişah olan 2. Selim Han, efendim, akrabası olan Sokullu Mehmet Paşa'ya rağmen, Osmanlı'da akraba kayırmak yoktu ki efendim, şimdi bakmayın öyle uyduruk şeylere, Kıbrıs seferine karar alınmasını emretti. Yani divanda görüşüldü, öyle isteyen de vardı, böyle isteyen de vardı ama birinin sözü dinlenecek. Kiminki dinlenecek? Padişah hangi dinlenecek? Oya koyacak değil ya efendim. Sorumluluk kimde? Padişah da. Elbette ki onun sözü hepsinin önünde olacak. Ve Selim Han bu sefere karar verdi. Biz maalesef onu, işte Kıbrıs'ın şarapları meşhurdu da Kıbrıs'ı onun için almaya kalktı falan filan gibi durup durduğumuz yerde iftira ediyoruz. Sizlere programın başından beri saydığım şu yapılan zulümlere bir devletin başkanı olan padişahın razı olması mümkün mü efendim? Halkına zulmediliyor. Normal bir hac ibadetine gidemiyor. Ticaret gemileri çalışamıyor. Mısır'dan vergi getiren efendim çeşitli gemilere yollarda el konuyor. Elbette ki ben kendimi emniyette hissetmem lazım. Zaten Mısır alındıktan sonra Venedikliler 1520'den itibaren 1571'e kadar bu kötülükleri yapıyorlardı ama Mısır'a vermekte oldukları 10 bin dukalık veya bir rivayette 8 bin dukalık altını Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim Han'dan itibaren vermeye başladılar. Yani bir manada Venediklilerin Kıbrıs idaresi, daha doğrusu Venedik İmparatorluğu vergiye bağlanmış oldu. O vergi veriliyor ama gene de kötülükten kalmıyordu. En son 50 kişilik bir haç deniz kafilesini zapt edip insanlarını esir aldıklarından itibaren artık Osmanlı da buna karar vermeye mecbur oldu. Bu kararı verdi. Venedikli de 1567'de yaptığı bu Magosa kapısı dahil diğer kapıları biraz daha tahkim edip artık Osmanlı'nın saldırısını beklemeye başladı. Buralar kolay düşmedi. Lala Mustafa Paşa zamanında en çok zayiat burada Magosa kapısının alınmasında verildi. Çünkü bu yüksek olan yerlerden gelen askerlerin üzerine kızgın yağlar, katranlar veya büyük taşlar yuvarlanmak suretiyle insanları sur dibine yanaştırmadılar. Böylece Kıbrıs Lala Mustafa Paşa'nın üstün gayretleriyle, 2. Selim Han'ın da çok büyük destekleriyle Kıbrıs'taki Rum olsun, Müslüman olsun, Yahudi olsun, Katolik olsun, bütün insanlar huzura kavuştular. Ve bu senelerce devam etti. 1571'den 1878'e Osmanlı-Rus harbine kadar bu huzur ülkesi devam etti. Burada bugün hem Türk nüfus, hem Rum nüfus ve başka milletlerden insanlar da var. İngiliz de tabii bir koloni haline getirmiş burayı. Olmasının sebebi Osmanlı'nın buradaki insanlara insan muamelesi yapmasından, hoşgörüsünden dolayıydı. Şimdi girelim. Bu sur kapısı diyoruz ama aslında bir müstahkem mevki, asker barındırılan tabyalardan birisidir. Bu tabyanın içinde sizlere içeride anlatmaya çalışacağım. Şimdi Magosa kapısı dediğimiz askeri tabya olarak yapılmış yerin içerisine girdik. Ses biraz yankı yapıyor. Yan yana üç tane derin tonoz var. Bu tonozların
en yüksek noktası 10 metreden fazla. Tabii burada binlerce asker tutulabiliyor idi. Buradan girecek insanları engellemek için ve şehri korumak için. Bir manada askeri kışla idi. Şu anda Lefkoşa Belediyesi burasını bir ressam galerisi, bu güney kısmındaki meşhur ressamlardan birisinin eserlerinin sergilendiği bir resim galerisi olarak kullanıyor. Yani bir kültür hizmetine tahsis etmiş. Askeri bir maksadın dışında yani. Salonlarından birisini de bazı kültürel etkinliklerin toplantı, konferans salonu olarak düzenlemişler. Şimdi tabii Türk askerleri, Osmanlı askerleri yani buradan girerken çok zayiatlar verdiler. Bu surların civarında çoğu kimsenin, isimsiz insanların kabirleri mutlaka vardır. Biz de öyle anıyoruz onları. Ve Osmanlı döneminde Kıbrıs'ın ikinci beylerbeyi olan Sinan Paşa, o zaman padişah olan 3. Murat Han'a bir tezkere yazdı. Efendim dedi, Kıbrıs şöyle 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 güzel bir yer. Ziraata müsait. Fakat bura halkının bir kısmı burayı terk etti. Kimisi Mısır tarafına göç etti. Kimisi Venedik tarafına göç etti. Dolayısıyla insanların ekonomik ve sosyal hayatında gedikler açıldı. Çarşılarda dükkanlar kapalı. Tezgahlar açık değil. İnsanların da sanatkara ihtiyacı var efendim. Elbise diktireceksiniz. Ekmek alacaksınız. Evet, ekmekler belki o zamanlar evlerde yapılıyordu ama buna benzer kapı pencereyi yapacak bir marangoz bulamıyorsunuz. 12 bin aile Kıbrıs'a getirildi ve iskan edildi. Peki Sinan Paşa'nın bu iskanı nasıl oldu? Onu bundan sonraki bir Güney Kıbrıs programımızda sizlere Sinan Paşa'nın iskanında nelere riayet ettiğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi inşallah bu Magosa kapısındaki programımızı, süremizin artık sonuna geldik. Burada noktalıyoruz. Güney Kıbrıs'taki yeni yerlerde buluşmak üzere. Efendim Hala Sultan'ı inşallah vereceğiz. Bu programları kaçırmayın. İnşallah gün gelecek. Hala Sultan'ı ziyarete Türkiye'den büyük kafileler gelecek. İyi dikkatle dinlerseniz, o programları takip ederseniz, Güney Kıbrıs programlarımızı takip ederseniz, ben bunun ilerisinde çok güzel, güzel müjdeli haberlere hep beraber kavuşacağımızı ümit ederek programı kapatıyorum. Hoşça kalınız efendim.